Herkese selamlar dostlar. 11 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Bülten biraz daha kupa maçları var. Pek fazla sevmem. 2 tane de Euroleague, Euroleague maçını aldım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle skor yarışmamız ekrana gelsin. Sizlere maç skoru yarışması olarak Milan'la Torino maçını sorduk bugün. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Ondan önce Fenerbahçe Galatasaray derbisinden bilen 3 kişiyi katı Telegram gruplarımıza alalım dedim. 3-1 var. 3-0 Fenerbahçe var. Yani 3-0 Galatasaray hiç kimse yazmamış. 2-0 var. Yani yaklaşmışlar ama kimse 3-0 Galatasaray yazmamış. Bilen yok bilginize. Alanya Trabzon maçının maçı skorunu da sormuştum keza. O maçta 5-0 bitti. O maçı da skorunu bilen yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakmadım bile yorumlara. 5-0 yazacak kimse yoktur yani kimse yoktur. Öyle söyleyeyim size. Skor yarışmamızdan bilen torino maçı. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Ocak ayı boyunca katı Telegram gruplarımızı alalım. Geçtim bu <laughs> bunu. Her kız açık grubumuz var bildiğiniz üzere. Dün her kız açık grubumda toplamda 3 tane canlı verdim. Bunlardan e, 3'te 1 oldu. Bir tanesi başarılı oldu. Bir tanesi maç önüydü. Şöyle verdiğim canlıya baktığım zaman da Başakşehir maçının canlısını vermiştim. Toplam gol 1.5 üst verdim. Dakika 30 gibi verdim zaten. Maç baktım hareketlendi. Gol olma ihtimali de var mı? Var. KG olarak önermiştik zaten. KG'si geldi. 2-1 aldı. Hatta altın pardon 4'te 2 yaptım bu arada. Altına da yazdım ki Avrupa'dan oynayanlar 2-3 gol tercihini de alabilir diyerekten. 0-0 iken verdim. Canlıda öyle bir tercih var ya yüksek oran ile birlikte. Onu da önerdim. O da geldi. Bu şekilde herkes açık grubun linki hem açıklama kısmında hem de yorumlarda zaten sabitli. Değerlendireceklere geleceklere bol şanslar. Canlı odasında neler yaptık? Trabzon maçının yine canlısını yaptık da ben başarısız oldum. Şöyle editör arkadaşımız ilk yarı 1.5 üstünden yakaladı. Ben Hakan tekrar oradan başarısız olmuş bak sağ tarafta görselde. Atalanta maçında ilk yerden 1.5 gol o gitti mesela. Onun dışında canlılarımız da devam ediyor. Hatta altına da yazdım bugün. Bugünü kapattık. Bugün zarar yazar bizlere. Canlı zaten çok fazla büten yoktu. Kombinem vardı. Başarısız oldu. Onun dışında gününü artık zarar olarak kapattığımızda zaten arkadaşlara da bildirdim. Geçtim bunu da. Sizlerden ricam, bugün zaten çok fazla maç çok ilgi de çok fazla olmayabilir. İzleyenlerden şöyle sizlerden ricam, artı 300 seviyesinde like atarsanız çok teşekkür ederim. Hemen 2 saniyenizi ayırıp like attıysanız başlayalım. Şöyle ilk maçımıza geçelim. Mejder City'nin maçı var, onunla devam edeceğim. Like attıysanız başlıyorum. Şimdi, City tarafının 1 gibi zaten bir oran açmışlar. City'nin bu maçı kazanması çok normal. Maçın beklentisini söyleyeyim ben sizlere öncelikle. 4 birlik bir skora göre Manchester City'nin galip gelmesi bekleniyor. Fakat bu mücadele bir kupa maçı olduğundan dolayı ve kupa maçları biraz sürpriz sonuçlara açıktır açıkçası. Ve şöyle de bir detay var. Bu 1-0-9 vermişler fakat Manchester bu maçtan sonra Manchester United deplasmanın bir mücadelesi var. Yaklaşık 3-4 gün sonra bir maçı olduğunu söyleyebilirim. Ondan sonra baktığımız zaman ev sahibi de burada iyi bir takım değil ligde. Onlar da ligde tutunmaya çalışıyor. Kupaya ne kadar önem verir o da tartışılır. Siz tarafına baktığımız zaman burada kazanır ve şöyle kazanır diyorum ben bu maçı. 4.5 altında 2. Yani maçın alınabilecek ideal tercihi bence budur. 1.46 1.50 bandında bir oranı var. 1.09'dan City oynayacağı ama zorlu bir mücadelesi var zaten. United'la oynayacaklar. O maça hazırlık olma niyetiyle burada da çok fazla kasmazlar gibi geliyor. 4.5 altına 2 alınırsa bu yönde bir tercih yapılabilir. 1.50 bandında oranı var. Geçtim diğer mücadeleme. Paris ile Anje'nin mücadelesi. Paris takımında bu maçta kadro neredeyse tam kadro olarak gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman da Neymar, Mbappe, Messi, Verratti, Vitinha, Ruiz gibi isimler sağda olur gibi geliyor. Muhtemelen sağda olacaktır. Artık yeter yani. Bir Neymar cezalı. Messi Dünya Kupası'ndan geldi. O o oynamıyor. Mbappe oynuyor arada. Ekitike falan oynuyor derken. Şöyle tam kadroyu sahada göremiyoruz. Çünkü şöyle ya çekişme olmadığından dolayı adamlar da işi dalgaya vuruyor bir yerden. Ne kadar şey olsa da Angel oynayacaklar. Clermont'a gidiyor takım. Hepsi milyonluk yıldız oyuncular. Çekişme olmadığı zaman ligde çok da keyif olmuyor açıkçası. Paris burada ilk yarıyı kazanır mı? Kazanır bir oran açmışlar. Ona girmeyelim biz. Biz biraz oran almaya baktığımız zaman da Paris burada neler yapar? Anje rakip zayıf. Şöyle bir şey değerlendirme altına alabiliriz. Ev sahibi iki yarıyı da kazanır. 1.67 gibi oranı var. Hemen şu alt tarafta. Paris ilk yarıyı zaten kazanır bence. İkinci yarı başlar. İkinci yarı 0-0 olur. İkinci yarıyı da bence kazanır. Mbappe, Messi, Neymar şu zaten sağda gözüküyor bu maçta. Maçın skor beklenti zaten 3-0, 4-0 gibi skorlar bilginize. Burada oran almak adına iki yarıyı de kazanır. Paris alacaksınız. Alabilirsiniz. Hakiminin de kart cezası var bu maçta. Strasbourg'la Lens mücadelesi. Lens veya Lens ne derseniz. Şimdi ben Lens diyeyim. Ev sahibinde arkadaşlar kötü gidişat devam ediyordu. Bu kötü gidişat teknik adama kesildi. Teknik adamla yollar ayrıldı bilginize. Strasbourg'un şu an teknik hocası yok. Yeni bir teknik adamla getirmediler diye biliyorum. Şu son haberlere baktığım zaman da göremedim zaten. Lens tarafından bu maçın kazanması beklenebilir. Fakat oran bence yüksek. Neden yüksek ondan bahsedeceğim. Şimdi teknik adam takımın başından ayrıldığı zaman takımdaki bazı oyuncularda bir hareketlenme olur gibi geliyor bana. Ben bu mücadelenin sürprizinden de kaçmak adına şöyle bir tercih yapacağım. Normal maçın beklentisi zaten 2-0-2-1'lik lans galibiyeti. Doğru mu? Doğru. Ben burada olası bir sürprizden de kaçmak istiyorum. Ve mücadele genelinde toplam gol aralığı olaraktan da yine bir yüksek oran tercih yaparaktan da 1.79 gibi orana gitmek istiyorum. Diyorum ki mücadelede bence sürpriz çıkma ihtimali de var. Sürpriz çıkma ihtimali olduğundan dolayı ben burada 2-0-2-1 skoru da kendi yanıma alayım. Zaten 2-3 gol tercihini 1.79 gibi orandan değerlendirme altına alayım. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Milan'la Torino mücadelesi. Çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ben mücadeleyi. Milan geçen Gün Roma ile oynadığı maçta iki tane duran top uzatmalar. Bir tanesi 90 artı 3'te bir tanesi de 86 mı 87 mi öyle bir şeydi. İki tane duran toptan savunamadı. iki tane gol yedi Roma'ya karşı. Ben de 1 vermiştim. 2-1'de skoru bekliyordum ben. 2-2 son anda oldu işte. 90 artı 3'te yapacak bir şey yok. Milan burada Torino ile oynayacaklar. Torino'nun son maçını izlediğim zaman şunu söyleyeyim. İlk yarıda inanılmaz bir Torino etkisi vardı. Hatta herkes açı gruba da attım. Torino'nun ilk yerden gol bulabileceğini. İlk yarı 0.5 üst olarak verdim. Golü de Torino'nun atabileceğini söylemiştim. 1.88'de bunun oranı vardı. İki canlıyı da 2'de 2 olarak aldık o maçta. Hatırlayanlar vardır. Her Galatasaray attım o canlısını. Torino'nu ben burada önceki maçlarına baktım. Önceki kupa maçlarına yani ikinci lig takımlarıyla falan oynamış kupada. Önem vermiş mi? Kadro olarak nasıl çıkmış ona baktım. İdeal kadroyu çıkardıklarını söyleyebilirim ben. Son 16 turu olacak zaten bu mücadelede. Torino tarafından da ideal bir kadro bekliyorum. Ve son maçında sağda iyi bir Torino vardı bence. İlk yerde muazzam baskı, muazzam pozisyonlara giren bir Torino takım vardı. Vlasicler, Radonicler akıyordu yani takım. Ben burada Torino'nun atacağı bir golü değerlendirme altına alalım diyorum. Bakın orana bakın. Bir orana göstereceğim şimdi. Deplasman atacağı bir gole 1.47 gibi oran açmışlar zaten. Ben burada öncelikli tercihim Torino'nun atacağı bir gol. Bunu aldık mı aldık ve şöyle bir yüksek oran önerisi yapmak istiyorum sizlere. Gelirse yorumlarda tebrik edin beni mutlaka. Torino'nun geçen hafta oynadığı oyunla kaynaklı. İlk yerde baskın bir oyun vardı. Milan'da üstüne gelecek mi gelecek. Arkaya boşluk bulabilir mi bulabilir. Torino'nun golünü aldık ya diyorum ki ilk yarıdan deplasmanın golü. Yani Torino bu golü ilk yarıda atar mı diye düşünüyorum. Onun da oranı 2.61. Bilginize aklınızın bir ucunda bulunsun. Sisteme mutlaka atacağım ben bunu ile Barcelona'nın Euroleague maçlarımız var iki tane. Onlara geçelim. Barcelona tarafının bir 30 gibi bir oranı var. Asfel'in son mücadelesi Anadolu Efes'teydi. Yani maç bir ara 20 fark falan var mıydı? Bir 15 fark falan vardı sanırım. Asfel maçı bildiğin son periyot verdi. Tamam, alın Ben almak istemiyorum dedi. 3 periyot oynadı, oynadı. Son periyot ne olduysa aklına dank etti. Ben almak istemiyorum dedi. Anadolu Efes'te 78-71 72 olması lazım. Kazandı. Ben de canlısını yapmıştım Asfelin. Atacağı 71 sayıyı almıştım başarılı. Oradan da yakaladık canlıdan. Daha burada Asfelin yani takımın garip bir takım. Yani kaybetmeye mahkum bir takım olduğunu düşünüyorum ve yani bir kaç oyuncunun eline bakıyor. Dekoloyla filan ne kadar ne kadar süre böyle olur bilmiyorum artık. Ben burada Barcelona tarafına gideceğim. Barcelona'nın mücadelede en az 3 farklı galibiyetini 1-41 gibi orandan değerlendirme altına alacağım. Barcelona bence maçı kazanır. Kazanırken de mücadelede bence 3 fark atarak da galip gelmesini, en az 3 fark atarak galip gelmesini bilir gibi geliyor bana. İdealden önericem. vereceğim. bol şanslar. Son mücadelem Valencia ile Anadolu Efes mücadelesi. İkililik maçını ben izlemiştim. Valencia o maçta inanılmaz bir üçlük yüzdesiyle oynamıştı. 92 91 de yendiler Anadolu Efes'i kendi evlerinde. Anadolu Efes tarafında bazı sıkıntılar var. Larkin sakat. Clyburn'un omzu ağrıyor. Çok fazla verim, verim alamıyor. Boboa bir öyle bir böyle. Misic kendi oynadığı zaman bazen aptallaşıyor. Bazen saçma oyun oynuyor. Valencia tarafında da dediğim gibi üçlük şansları çok yaver gitmeleri lazım. İsabet yüzdeleri çok yüksek olmaları lazım yüksek sayı atabilmeleri için. Onun dışında seviyesi belli bir takım. İki takımın da üretkenliği bence şu son dönemde sıkıntı. Ve yani baremi de bence yüksek açmışlar. Şöyle bareme baktığım zaman 160'larda baremi açmışlar. Ben diyorum ki 1.50 ondan üstüm üstü boş verin. Bu mücadele 166.5 alt alalım. Bunun oranı 1.50. İdeal olarak da bu mücadelede çok fazla sayı beklemiyorum. 167 sayı çıkmasını beklemiyorum genel olarak. 1.50 gibi oranla idealden öneriyorum sizlere değerlendirecekleri bol şanslar. 6 adet maç anlattım. İdeallerinden, yüksek oranlarından. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.